Köşe Bucak Karadeniz devam ediyor. Değerli dinleyenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun en önemli kazanımlarından biri ülkemizdeki okuryazarlık oranının artırılması, biliyorsunuz. Büyük bir kazanım, büyük bir başarı elde edildi bu alanda. Ancak okumak uğruna çeşitli zorlukları göze almak zorunda kaldığı birçok insan bunlardan biriyle zorluklara karşın tahsilini sürdürmek için zorlukları yenmeyi başaran bir insanın hikayesiyle şu anda radyomuzdayız. Emekli bürokrat yazar Sayın Rafet Yıldırım'la konuşacağız. Efendim merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Öncelikle Şavşat Tepeköy doğumlu olduğunuzu söyleyelim, doğrudur değil mi? Evet, evet efendim. Ve burada hazırlanan Geleneksel Köy Hayatı Yaşanmış Hikayeler Projesi kapsamında konuşuyoruz sizinle. Çünkü çok güzel hikayeler bir kitap çerçevesinde bir araya getirildi. Sizin burada yer alan hikayeniz çerçevesinde konuşacağız. Öncelikle biraz bahsetmek isteriz hayatınızdan. Kendinizi tanıtır mısınız? Okumayı nasıl başardınız? Hangi mücadeleler sonucunda tahsilinizi sürdürdünüz? Bunları anlatın lütfen bize. Efendim ben Kaya Beyoğlu Rafet Yıldırım. Şavşat Tepeköy'de doğdum. Birçok köylümüz gibi ben de genç yaşta istikbal için köyümden çıkma durumunda kaldım. Ve uzunca bir süreden sonra emekliler kervanına katılarak köyüme döndüm. Uzun yıllar devlet memuru olarak çalıştım. Artvin, Trabzon ve Ankara'da görev yaptım. Trabzon'da yaklaşık 14 sene görev yaptım. Orada çok hatıralarımız, dostlarımız oldu bu vesileyle. Hepsine selam olsun buradan. Ha, bu arada Trabzonspor'umuzu da tebrik ediyorum. Evet. Süper Kupayı kazandılar. Evet. 40 yıla yakın bir kamu görevinden sonra emekli oldum. Kışın Ankara'da, yazında Tepeköy'de ikamet etmekteyim. Evet. Seyahat etmeyi, tabiatla baş başa yaşamayı, güzel sanatlarla uğraşmayı çok seviyorum. Kendimi böyle tanıtmış olayım efendim. Çok güzel. Şimdi siz geleneksel köy hayatına dair hikayeler projesi içinde yer aldınız. Hikayenizin adı İstikbal İçin Kaçtım da bu kitap içinde yer alan hikayenizin başlığı. Neyi ifade ediyor? Yani okumak için siz kaçmak zorunda mı kaldınız geleceğiniz için? Efendim malumunuz, şöyle ifade edeyim. Geçen yıl Şubat aylarında başlayan korona vakası sebebiyle şehirlerde evlerimize kapanıp kalmıştık. Bahar geldiği halde köyümüze bir süre dönememiştik. Haliyle canımız sıkılmış ve bunalmış durumdaydık. Tam da böyle bir dönemde bize ilaç gibi gelen Şavşat Tepeköy Geleneksel Köy Hayatı Yaşanmış Hikayeler Projesi hepimizi ziyadesiyle memnun etti. Yani hikayeme daha sonra gelmek istiyorum. Çok da ilgi gördü doğrusu bu proje. Çünkü bilgisayarlarımızın başına geçip yaşanmış hikayelerimizi yazmak hem can sıkıntımızı giderecek, hem de yaşanmış hikayeler kayıt altına alınacak. Hem de bunlar bir araya getirilerek köyün bir kitabı oluşacaktı. Evet. Evet, öyle de oldu. Bu kitap için köyümüzün tüm özelliklerini barındırmasa da kültürümüzün önemli bir bölümünün yeni nesillere aktarılması anlamında gerçekten önemli bir çalışmadır diyebiliriz. Evet efendim. Burada gerek proje koordinatörümüze, yazarlarımıza, kitabın basımında emeği geçenlere ve seçici kurul üyelerimize özellikle şükranlarımı iletmek istiyorum. Bu çalışmaya ben de 8 anı ve bir de tanıtım eseriyle katıldım. Burada bahsedeceğimiz hikayemizin adı İstikbal İçin Kaçtım. Evet. Efendim müsaadeniz olursa bu hikayemi şöyle anlatmak istiyorum. Buyurun. Eğitim geleceğimizi inşa ettiğimiz temeldir malum. İstikbalimizi kazanmamıza yardımcı olacak en etkili araçtır. Öteden beri bizim yöremizde okumaya ve eğitime ilgi oldukça yüksektir. Hatta yöremizdeki göçün önemli sebeplerinden biri de eğitime erişme arzusudur diyebiliriz. Bu arzuyu gerçekleştirmek için
istikbalimizi kazanmak, ailemize ve ülkemize faydalı birer insan olmak idealini taşıyor olmamamız gerekiyor zaten. Ancak acı olan bizde ve bizden önceki kuşaklar da bu idealleri gerçekleştirmek için istesek de yani kısıtlı imkanlar buna engel oluyor. Nitekim mesela çiftçilikte geçinen ve öğremizde halk ozanı olarak tanınan rahmetli babam da okumanın önemini çok iyi bilmesine rağmen imkansızlıklar sebebiyle ağabeylerimin hiçbirini okutamamıştı. Adeta gözyaşlarının içine akıtmıştı. Ben 5 çocuklu ailenin en küçük çocukları olarak ilkokulu henüz bitirmiştim. Ve okumayı kafaya koymuş, bunun için de gözümü karartmıştım. Zira okulda çok başarılıydım, öğretmenlerim de teşvik ediyordu. Köyümüzde ortaokul yoktu. Babamın ilçede ev tutup okutma şansı da yoktu. Bu sebeple Arhavi'de devlet memuru olarak çalışan büyük abim okutmak için beni Arhavi Ortaokulu'na yazdırmış ve hatta bir çift bordo renkli ayakkabı alarak köye göndermişti. Giyip gelsin kardeşim diye. Hayatta unutamayacağım en mutlu anlarımdan biriydi. İlk defa bir ayakkabım olmuştu çünkü. Başucuma koyarak seviyordum onları. Okulların açılma zamanı yaklaşmış, benim de heyecanım zirve yapmıştı ki bilemediğim bir sebepten dolayı babam son anda beni okutmak için Arhavi'ye göndermekten vazgeçmişti. Bu durum beni çok ama çok üzmüştü. İşte böyle bir haleti ruhiyedeyken babam beni bir gün bir iş için köyün uzak mahallelerinden birine yani Bahçecik Mahallesi'ne bir akrabamıza gönderdi. Yolda giderken abimin samimi bir arkadaşıyla karşılaştım. Yol boyu sohbet etme imkanı oldu. Biraz üzgün olduğumu görünce sorduğunda konudan ona da bahsettim. O da çok üzüldü zira bizleri çok severdi o da. Bu sebeple çok kararlı şekilde Arhavi'ye abimin yanına kaçmam için yol boyu adeta beynimi yıkadı. Babamdan çekinerek kesinlikle olmaz. Sonra babama ne derim dediysem de beni ikna etmek için çok gayret gösterdi ve bunu da sonunda başardı. Onu rahmetle anmak istiyorum bu vesileyle. Ben de okumayı çok istediğim için zor da olsa sonunda kaçmaktan yana kararımı verdim. Nihayet vardığımız ana yol kenarında beraber yaptığımız yolculuğumuzun sonuna gelmiştik. Orada biraz dinlendikten sonra cebindeki sınırlı paradan bir miktarını bana verdi ve arabaya nasıl bineceğimi de tarif ederek vedalaştık. Bir zaman sonra kısa körüklü bir otobüs geldi. Bazı yolcular almak üzere durdu, yolcular bindi. Benim de rica etmeme rağmen şoför kızarak yerim yoktur diyerek beni arabaya almadı. Çok bunalmıştım. Aniden bir cesaretle otobüsün içinde ayakta duran yolcuların arasına sıvıştım. Çünkü o köyden çıkmış ve geri dönüş olamazdı artık. Hayatımda ilk defa bir taşıta binmiştim ve yolculuğumuz böyle başlıyordu. Bir sürü sıkıntılı yolculuktan sonra geç vakitte olsa Arhavi'ye varmış olduk. Gece vakti minibüsten indim. Minibüs Rize'ye devam etti. Biraz araba tutmuş olacak ki halsizleşmiştim. Şehrin içine doğru yürüdüm. Geç vakit olmuş, el ayak çekilmiş, sadece köpekler çöpleri karıştırıyordu. Çok yorulmuştum ve de acıkmıştım. Param acaba yeter mi diye doğru dürüst karnımı dahi doyuramamıştım. Neyse, daha fazla halsizleşene kadar abimin adresini aramaya koyuldum. Lakin gece vakti her taraf kapalı. Tek tük rastladığım kimselere sorduysam da netice alamadım ve artık ayakta duramıyordum. Bir köşeye çömelmek istiyorum ama ya uyuyup kalırsam köpeklerden çekiniyordum. Umutlarım bitmişti. Yabancı bir yerde tam bir çaresizlik içinde, garip halde kaldırımda adımlarımı atarken tam bu sırada uzaktan bir ses, öksürme sesi geldi. Bu ses beni İğne batar gibi irkti. Bu ses abimin sesidir. Ama bu geç vakit abim burada ne gezer ki dedim içimden.
Derken bu ses bir kez daha tekrarlayınca iyice heyecanlandım. Ve bu kesin abimdir dedim. Hemen kaldırımın kenarındaki sokak lambasını gölgeleyen ağacın altına çekildim ve beklemeye başladım. Heyecandan kalbim yerinden fırlayacaktı adeta. Sesin sahibinin gölgesi görünmeye başladı ve daha da heyecanlandım. Normalde biraz uzağımdan gelip geçmesi gerekirken sesin sahibi geldi, geldi, geldi. Yanımda bana doğru eğilerek Rafet demesiyle daha da kendimi tutamadım. Boğazına sarıldığım gibi dakikalarca hıçkıra 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 ağladım, ağladım, ağladım. Evet, bu kişi gerçekten abimdi çünkü. Efendim, eğitim hayatım böylece başlamış oldu. İyi ki kaçmışım, iyi ki okumuşum. İstikbal için elimden geleni yaptım ve sonuçta iş ve aşk buldum. Evlendim. Çocuklarım oldu. Onları daha iyi okullarda okuttum. Onlar da birer iş aşk buldular ve hepsi ülkemize güzel hizmetler verebilecek birer nefer olarak topluma katıldılar, şükürler olsun. İstikbal için kaçtım hikayesinin içeriği işte böyle efendim. Evet efendim, çok sağ olun bizimle paylaştığınız için bu hikayeyi, okuduğunuz için. Eksik olmayın. Süremizin sonuna geliyoruz. Bu arada sizin sanatlara düşkün, musikiyle de uğraşan bir insan olduğunuzu biliyoruz. Dilerseniz söyleşimizi bitirirken eğer imkan olursa, yanınızdaysa çalgılarınız, sanıyorum ut çalıyorsunuz, bağlama çalıyorsunuz. Şöyle bağlama çalıyorum efendim. Telefonumuzun yansıtabileceği kadarıyla sizden bir ezgi rica etsek mümkün olur mu? Efendim, uygun görürseniz kısaca bir ut çalayım. Sonra şu proje sahiplerinden kısaca bahsederek bitirmek istiyorum. Tabii. Görürseniz. Dilerseniz şöyle yapalım. Proje sahiplerine şimdiden biz seslenelim. Böylece veda edelim ve sizin ezginizle sonlandıralım söyleşimizi. Olur efendim. Memnuniyetle. Buyurunuz. Memnuniyetle efendim. Bilge düşünür Mevlana Hazretleri bizlere şöyle seslenir. Kamil odur ki dünyada koya bir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Bir başka düşünürümüz de, bence öldükten sonra unutulmak istemiyorsanız ya okunmaya değer bir kitap yazın ya da yazılmaya değer işler başarın. Efendim, bizi yaşatan kültürümüz ve inancımızdır. Para gelir geçer, yalnız bir memleketin kültürü ve başarıya olan inancı öldü mü, kendi de ölür. Efendim, şahsen gerek zanaat erbabımızın birikimleri itibariyle ve gerekse eğitim alanındaki birikimle itibariyle köyümüzü bir hazine sandığına benzetmekteyim ben Yiğit Bey. Yani atalarımız der ki, bilgi bir hazine ise uygulama da hazineyi açan anahtardır. Yani anahtar olmasa bu hazine sandığı kapalı kalacak tabii. İşte bu hazine sandığın anahtarını da köyümüzde bu kıymetli projelerin sahipleri buldular. Ve sandığı açıverdiler. Sandığın içinde ne mi çıktı? İlk etapta geçmişi geleceğe bağlayan yaşam kültürü müzesi çıktı. Çok da güzel bir müze oldu köyümüzde. Daha sonra organik yol projesi ve arkasından da köyümüzün yaşanmış hikayeleri ortaya çıktı. Bu bilinçteki insanlarımız var oldukça sandığın için daha ne güzel projeler çıkacaktır inşallah. Bu vesileyle proje sahibi olan Artvin Yaşam Eğitim ve Kültür Derneği yöneticilerine, köy muhtarlığına, İstanbul ve Bursa Tepeköy Dernek yöneticilerine ve şu an bizleri radyoları başında dinleyen kıymetli dinleyicilerimize en kalbi duygularımla saygı, sevgi, muhabbetlerimi sunarım. Ayrıca bizlere bu imkanı vermenizden ötürü şahsınıza ve şahsınıza tüm radyo çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim. Eksik olmayın. Biz size teşekkür ederiz. Sizin sazınızdan bir ezgiyle bağlayalım efendim söyleşimizi. Peki efendim. Yöresel bir ezgi olsun efendim. Eksik olmayın efendim. Jandarma geliyor kaymakam konağına. Bizim yöremizin türküsüdür. Halk oyunu olarak da oynanır.
onu çalmaya çalışacağım. Sağ olun. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, sağlıklı günlerde kalın efendim. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.